Efendim herkese merhabalar, bu bugün başladığımız kaçıncı çekim bilmiyorum çünkü e, bu yeni sisteme ben de e, alışmakta biraz zorlanıyorum çünkü e, tekrar çünkü diyorum farkındaysanız e, direkt kameraya konuşmak biraz zahmetli. Daha önce biliyorsunuz farklı bir yöntem izliyorduk. Buna da zaman içerisinde alışacağım herhalde. Söylemek istediklerimi size bu şekilde yansıtacağım bundan sonra. Ne yapalım biz de alışacağız. Artık spiker değiliz ama işte spikerlik gibi o yolda biraz herhalde tecrübe edinmemiz lazım. Bunda mazur geleceğinizi ümit ediyorum. Şimdi bu hafta ne konuşacağız? Öncelikle geçen haftadan bir bakiyemiz var. O geçen haftayı bir konuşalım önce. Ondan sonra başka söyleyeceklerim var. Geçen hafta konu geçen hafta ile ilgili konuşacağımız konu ne? 6 yaşında bir kız çocuğunun yıllar sonra kendisinin mahkemeye ya da savcılığa başvurması sonucu ortaya çıktı ki, öğrendik ki evlendirilmesi durumu söz konusu olmuş. 6 yaşında bir kız çocuğundan bahsediyoruz. Şimdi bu bir cemaatin cemaatin liderinin kızı kendisi ve şikayette bulunmuş. Ben 6 yaşında evlendirildim diye. Bunun üzerine kendisinin verdiği ifade, ses kayıtları basına yansıdı sizlerde belki. Ben çok da fazla içine girip de incelemek de istemedim açıkçası ama çok rahatsız edici olduğu için. Sizler belki benden daha fazla dinlemişsinizdir, okumuşsunuzdur. Sonuç olarak şu ortaya çıktı. Türkiye'de bir kesim var ki benim de içinde bulunduğum bir kesim bunu çok da doğal olarak karşılayamıyoruz maalesef kusura bakmayın. Çünkü 6 yaşında bir kız çocuğu hani oyun oynar, okula gider, arkadaşlarıyla oynar gibi gibi. Ama Türkiye'de bir cemaatin liderinin kızıysanız o cemaatin idealleri ya da düşünceleri uğrunda, inançları uğrunda evlendirilebiliyorsunuz. Bu çok bize uygun gelmedi açıkçası. Niyeyse yani bu yönde bir takım beyanatlar var. Ben açıkçası sosyal medyada bu konuda fazla da bir şey söylemek istemedim. Hatta hiçbir şey söylemedim. Bugün söylüyorum. Böyle bir grup var. Şimdi bu grubun karşısındaki karşı taraf da ki altılı masanın içerisinde yer alan bir beyefendi, bir zat da aileye artık daha fazla taciz etmeyelim, bu konuyu çok fazla köpürtmeyin gibi bir beyanda bulundu. Yani o altılı masanın içerisinde de nasıl bir zihniyetin bir parçası var onu anlamak açısından söylüyorum. Diyorlar ki sizin bu söyledikleriniz İslam'a düşmanlık ediyorsunuz siz. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Benim gibi düşünenlerin de öyle düşünmediğini tahmin ediyorum. Şunu yapmaya çalışıyoruz biz. Medeni bir ülkede, medeni şartlarda, medeni kanunun gereği olarak insan fizyolojisinin, insan sosyolojisinin gereği olarak insanların belli aşamalardan geçtikten sonra belli toplumsal olayların içerisine girmesini savunuyoruz. Bunun dışında bir savunduğumuz bir şey yok. Yani 6 yaşındaki bir kız çocuğunun evlendirilmesini siz hangi gerekçeyle haklı gösterebilirsiniz bilmiyorum ama onların düşündüğü gibi İslam'a düşmanlıkla ilgili falan değil. Yani evlatlar 6 yaşında ancak okul okusunlar, efendime söyleyeyim oyun oynasınlar gibi bir düşüncenin içerisindeyiz. Ama bir bakıyorsunuz bize sunulan aslında biz öyle değilmişiz. Biz başka bir hevesin içerisindeymişiz. Bizim niyetimiz o değilmiş. Biz de bunu karşı tarafın söylemesinden anlıyoruz. Şimdi bu 6 yaşında bir kız çocuğunun o yaşta evlendirilmesiyle ilgili. Bugün itibarıyla bir dönem önce biliyorsunuz 103 emekli amiralimiz Montreux ile ilgili bir bildirde bulunmuşlardı. Bir bildiri, beyan, adı her neyse aynı bildirinin içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde bir sarıklı amiralin olamayacağına dair, olmamasının gerektiğine dair de bir takım beyanlar vardı. Sonra ilk başta epey bir tutuklamanın ardından işte o tutuklamalar sonradan serbest bırakıldıktan sonra bir takım komutanlarımıza, Cem Gürdeniz benim en azından hatırladığım elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı. Şimdi bugün onların e, yargılaması başladı. O yargılamaya da e, AKP'nin e, lideri konumundaki Recep Tayyip Erdoğan, avuk avukatı vasıtasıyla e, şöyle bir beyanda bulunmuş, bir dilekçe yollamış. Diyor ki, bunda iyi niyet aramak mümkün değil, kesinlikle bu beyanda bir kötü niyet söz konusu e, ve e, gerektiği şekilde cezalandırılmalarını diliyorum demiş. Şimdi bir önceki ona olayla, yani oradaki zihniyetle bu zihniyetin aslında çok da farkı olmadığını aslında birbiriyle örtüştüğünü düşünebiliriz. Yani orada 6 yaşında bir kız çocuğunun evlendirilmesi ne karşı olanlar, bunu uygun bulmayanlar nasıl İslam'a saldırmıyorlarsa 103 amiralimizin imzaladığı da eğer siz onu dikkatli bir şekilde bakarsanız herhangi bir illegal bir duruma çağrı olarak algılanmayacak. Ancak hükümetin dikkatini çekecek ve ne kadar gariptir ki o hükümetin de bir süre sonra orada yazılanları neredeyse Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan dolayı uyguladığı maddeler olduğunu görecektir. Ama bu hayata nereden baktığınıza bağlı. Yani siz nereden bakıyorsanız orada içinde yazılanları da 6 yaşında bir kız çocuğunun evlendirilmesini de o taraftan okuyorsunuz. Şimdi bugün o 103 amiralimizin yargılaması başladı. Sonucun ne olacağını hep beraber göreceğiz. Ancak... Ee, bu duruma bakın bugün benim yine sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla muhalefet kanadından Ümit Özdağ hocamız dışında kimse pek ses çıkarmamış. Zaten biliyorsunuz bu mektup ilk ya da neyse onun ismi ilk çıktığı zaman bu Dilek, e, istenç, e, İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener e, zevzekçe bir açıklama olduğu konusunda bir beyanda bulunmuştu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok hatırlamıyorum e, ne dediğini ama bugün itibariyle çok fazla bir şey söylediğini de e, zannetmiyorum. Yani e, aslında askere yakın durmak istememekle biraz da şunu söylüyorlar. Yoğurdum ekşimesin, ayranım dökülmesin. Yani ne İsa'ya ne Musa'ya oraya da etliğe de dokunmayalım, sütliğe de dokunmayalım. Niye? Çünkü önümüzde yakın zamanda bir seçim var. O seçim için oy toplamaya çalışıyorlar. O oy toplama istencinin bir devamı olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başörtüsüyle ilgili anayasada değişiklik yapılmasına ilişkin bir teklifte bulunmuştu. O teklifte sanırım meclise geldi. Herhalde görüşülecek. Sayın Kılıçdaroğlu maalesef ne yaparsa yapsın, ağzıyla kuş tutsa. 6 yaşında bir kız çocuğunun evlendirilmesini doğal karşılayan ya da bunun çok da abartılmayacak bir şey olduğunu düşünen bir kesime siz ne sunarsanız sunun bu, bu insanları sizin tarafınıza çekmenin mümkün olduğunu ben düşünmüyorum. Ali Türkşan olarak bu benim şahsi görüşümdür. E, bu konuda başka başka fikirler öne sürecekler de olabilir ama kesinlikle bakın e, ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne Altılı Masa'ya böyle bir fayda sağlayacağını açıkçası Düşünmüyorum. Onun için bir e, dik duruşunuz, e, olaylar hakkında e, net bir tavrınız olması gerekli ki en azından siz kendinizi destekleyen insanları da e, zor durumda, mağdur durumda bırakmamalısınız diye düşünüyorum. E, biz e, tabii ki şu an itibariyle bunların hepsini geçmiş durumdayız. E, maalesef 103 Ömer elimizin bugün yargılaması başladı ve çok büyük tesadüf eseri yakın zamanda 13. seneyi devriyesi olacak. 19 Aralık yani rahmetli e, deniz öğretmen yarbay Ali Tatar'ın e, hayata veda edişinin yıl dönümüne de neredeyse denk geldi. Şimdi rahmetli yarbay Ali Tatar e, neden hayata gözlerini yumdu ya da neden intihar etmek e, yolunu seçti o dönemi e, iyi kötü e, hatırlıyoruz. Aslında unutmak da pek mümkün değil. 13 sene önce e, 19 Aralık 2009 tarihinde daha önce bir kez tutuklanmış ve serbest bırakılmış. Ondan sonra şimdi FETÖ'cü olduğu ortaya çıkan Süleyman Pehlivan isimli bir e, sahte savcının, ben sahte savcı demeyi tercih ediyorum, Cumhuriyet savcılarımıza olan saygımdan dolayı, e, tutuklama talebi nedeniyle ikinci kez tutuklanmak üzere evine gelen emniyet mensupları kapıda beklerken, içine içine düştüğü bunalım nedeniyle, e, Hayata veda etmişti ve veda ederken de bıraktığı mektupta e, kendi hayatına son verişinin inşallah başka birilerine ışık olacağını da e, dilemişti. Ancak Türkiye'de aynen bugün o e, başta söylediğim olaya gösterilen tepkiler gibi kara vicdanlı kara vicdanlı dahi demek istemediğim vicdan yoksunu bazı insanlar Ali Tatar için rahmetli için. Mermiye kafa attı gibi bir takım makaleler yazmak ve manşetler atmak e, coşkusunu yaşadılar o gün için. Bugün sorsanız belki onlar da biz de aldatıldık. Evet, e, belki hata etmişizdir diyecekler. Ama o zaman biz e, mermiye kafa attı diye ifadeyi çok çok üzülerek söylüyorum. E, görmek durumunda kaldık. Yine aynı dönemde Nazlıgül Daştanoğlu ismi isimli bir e, havacı yüzbaşımız, bir kız evladımız e, uğradığı mobbing nedeniyle o dönemin FETÖ'cü e, hava kuvvetlerinin içerisindeki subaylar tarafından uğradığı mobbing nedeniyle o da e, hayatına kıymak hayatına son vermek durumunda kalmıştı. Biz e, o dönemleri yaşadıktan sonra hatta o dönemleri yaşarken bu tür intiharların dışında e, canım kardeşim sınıf arkadaşım e, Murat Özenalp'in e, hapisten çıkmamıza çok kısa bir süre kala e, Kızıyla cezaevinde top oynarken yere düşüp beyin sarsıntısı geçirmesi sonucu hayatını kaybettiğini de e, görmek durumunda kaldık maalesef. O dönemi maalesef çok e, hazin bir şekilde yaşadığı için ya da uğradığı haksızlığı içine sindiremediği için daha sonra e, kanser tedavisi fayda etmediği için hayata gözlerini yuman Cem Aziz Çakmak olarak da o dönemi biz hatırlıyoruz. Yine o dönemin... Aynı eziyetlerini çeken, yine gene kendisi, kendi meslektaşı gibi gene büyüğümüz, hayatını kanserden kaybeden Soner Polatlar olarak hatırlıyoruz. Yine kanserden hayatını maalesef kaybeden Yunus Nadi Erkut gibi pırıl pırıl bir kardeşimiz olarak hatırlıyoruz. Ve maalesef bugün geldiğimiz durum itibarıyla bu maalesefler öyle birikti ve Türkiye'de hiçbir şey değişmedi. Bugün 103 amirelimiz için... Yine AKP'nin lideri tarafından e, onun baktığı taraftan haklı gözüken efendim içinde iyi niyet olmadığını değerlendirdiği bir beyan nedeniyle e, hakkında dava açılan amirallerimiz hakkında e, ceza verilmesini istiyor. Şimdi galiba e, işin özü e, hani ben de iyi kötü o dönemi tekrar hatırlayınca şunu söyleyebiliyorum biz e, bir kısım Türk askeri bu hükümetin istediği askerler olamadık. Yani kimler oldu mesela? Efendim Hilmi Özkök gayet güzel e, o kasaptaki ete soğan doğramayan emekli genelkurmay başkanı. Gayet AKP ile e, uyum içerisinde olabilecek. AKP'nin tam da istediği bir e, komutan oldu. Başka kim oldu? Necdet Özel mesela cezaevinde bize gelip burada uslu duracaksınız işte e, disiplinsizlik etmeyin. Mahkemede savunmalarınızı kısa tutun falan gibi şeyler söyleyen Necdet Özel AKP'nin istediği gibi bir asker, Türk askeri. Başka kim? Şu anda Milli Savunma Bakanlığı görevini yürüten bir dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar tam da AKP'nin istediği bir asker modeli. Başka yakın zamanda çok sevdiğimiz bir kardeşimize AKP'ye uğurladık. Kendisi o da aslında AKP'nin tam da istediği zamanında kendisine karşı gibi duran, mesela Süleyman Soylu'nun e, asker versiyon diyelim. Süleyman Soylu da çünkü aynı tavrı göstermişti. Zamanında demediğini bırakmadığı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanlığı'nı. Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanlığı diye özellikle söylüyorum. Çünkü e, biliyorsunuz yeni başkanlık sistemiyle e, şu anda o başkanın e, bakanı diyebiliriz yani. Zaten meclisin içerisinden çıkma değil, atanma hepsi bütün bakanlarımız. Böyle bir bakanımız var. Bunun asker versiyonu da Mehmet Ali Çelebi kardeşimiz. Hala kardeşimiz demeye devam edelim biz. Kalktı gitti. AKP'nin içerisinde sanki bu işleri başımıza açanlar onlar değilmiş gibi yer aldı. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu asker düşmanlığı maalesef bitecek gibi değil. Yani ölürseniz makbulsünüz bu biraz önce saydığım isimlerden biri olursanız ya da onlar gibi olursanız makbulsünüz. Onun dışında vatanın, milletin faydasına bir cümle sarf ederseniz, hele bir de emekliyseniz zaten sizin emekli olmuşsun gitmişsin git diyor emekliliğini yaşa işte sana ne diyor. Böyle bir beyanda bulunursanız siz makbul adam değilsiniz. Şimdi bakın bu programın başından beri iki tane olgu üzerine durduk. Bir tanesi geçen hafta 6 yaşında bir kız çocuğunun evlendirilmesi. Onun olabilirliği ya da yani çok da fazla dillendirmeyin ama bu işte İslam'da var ya da ona benzer şeyler söyleyen bir taraf var. Bunun karşısında bir grup var. Ben kendimi de o grubun içerisinde tutuyorum ki İslam düşmanlığıyla zerre alakam olmadan söylüyorum bunu. Sebeplerini biraz önce açıkladım. Bir de bunun devamında, Yine bir aynı zihniyet yani askere düşmanlık eden bir zihniyet var. Bunun arkasında da yani sen askersen askerliğini bil, benim söylediğim kadar askerlik yap. Onun dışında askerlik yapma diyen bir zihniyet var. Bu ikisini de aynı tarafa doğru koyabiliriz. Şimdi bütün bunlar olunca biz acaba nasıl bir Türkiye'de yaşamak durumundayız? Yani beyefendiler ne olursa çok mutlu olurlar. Türkiye'de hakikaten her şey onların istediği gibi olur. Mesela o kendisini sürekli sempatik göstermeye çalışan milletim inim inim inlediği EYT konusunda EYT mi o ne he, he, he falan diye gülen bakanların olduğu o taraf var ya yani onlar bize ne yaşatmak istiyorlar bizim gençlerimize ne sunmak istiyorlar biz nasıl bir ülkede yaşarsak ancak bu insanlar ne söylemezsek bu insanlar mutlu olur ben onu düşünüyorum bazen ve şu çıkıyor ortaya. Şimdi bakın yakın zamanda e, önümüzdeki sene artık bir seneden az kaldı bir genel seçime gidiyoruz. Genel seçimle birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimi de olacak. Ve şu anda hukukçular e, Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci e, seferin üstüne yani üçüncüye Cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini söylüyorlar. Ama bir kısım hukukçu da bu, bu, bu konuda bir takım muğlaklık olduğunu yani belirsizlik olduğunu acaba olabilir mi e, vesaire e, konuşurlarken... Anayasanın e, tamamen arkasından dolanmak suretiyle erken seçim ya da seçime çok az bir süre kala e, bir ön seçim vesaire seçimi biraz daha öne kaydırmak suretiyle anayasanın arkasından dolanacak bir e, tedbir almaya çalışabileceklerini söylüyorlar. Bu konuda da muhalefetin dikkatli olması gerektiğine e, dikkat çekiyorlar. Şimdi biz anayasayı kaldıralım. Şimdi beyefendiler nasıl olsa anayasayı falan taktıkları yok. Anayasa'yı ortadan kaldıralım. Bir tane bir madde yazalım mesela. Meclis falan da çok önemli değil. Bakanlar Kurulu zaten Cumhurbaşkanının ya da Recep Tayyip Erdoğan ne dediğini, ne ne diyorsa aynısını yapan insanlardan oluşan bir kitle olduğuna göre diyelim ki anayasamızda bir tane madde olsun. O da o maddede şu olsun mesela. Cumhurbaşkanı ne söylüyorsa o olur. Yani böylece birçok teferruattan efendime söyleyeyim o konuda e, işte seçimdi, e, kamuoyuydu, yoklamaydı, mecliste vesaire de bunların hepsini ortadan kaldıracak bir durum ortaya çıkabilir. Çünkü bir cümle hepimizin ihtiyacına karşılar diye düşünüyorum karşı taraftan baktığımız zaman. E sonra bu tür mesela 6 yaşında çocukların evlendirilmesiyle ilgili medeni kanunu ortadan kaldıralım. 18 yaş ortadan kalksın. Zaten Küçüğün rızası gibi bir şey, bir ifade kullanmıştı bir, bir dönemin Adalet Bakanı. Şimdi de hala Adalet Bakanı mı bilmiyorum. Bunu engellemiş oluruz. Onun dışında mesela pahalıktan kimse şikayet etmesin, herkes halinden memnun olsun. Yani ne sunuyorlarsa onun hepsine eyvallah edelim. Hiç sıkıntı yaratmayalım. Söylemeyelim yani dolar arttı, euro arttı vesaire falan onu söylemeyelim. Başka ne yapalım mesela? Suriye'den, Afganistan'dan gelen ee, sanki savaşmaya gelmiş gibi karısını, kızını memleketinde bırakmış insanları kucaklayalım diyelim ki siz bizim canımızsınız, iyi ki memleketimize geldiniz. Ben kalkayım da sen otur gibi, ee, sen iş bul, ee, sen e, dükkan aç, sen vergi verme, sen ne istiyorsan onu yap, yeter ki memleketimize gel çünkü bizi ihya ettiniz falan diyelim. Onun dışında mesela liyakat zaten ortadan kalkmıştı. Beyefendilerin e, etrafı dahil. Kimse iş bulamazken bundan hiç şikayetçi olmayalım. Bu kadar okullarda okuyan çocuklar işsiz güçsüz kalırsa bunu da dile getirmeyelim. Bunların hepsi olduğu zaman beyefendiler belki mutlu olacaklar da ülke ülke olmaktan çıkacak. Yani böyle bir toplumun varlık bulması, yaşaması mümkün değil. E değilken bunu kendileri de biliyorlar da biz bunu söylüyoruz diye. Yani bir yaraya merhem olsun diye söylenen şeyleri siz... Niye görmezden geliyorsunuz? Yani bu insan düşmanlığınız, insan düşmanlığınız, insan nefretiniz, özellikle e, Türk askerinden maalesef e, doğruyu söyleyen, dik duran Türk askerinden bu kadar nefretiniz nereden kaynaklanıyor? Bunların hepsinin e, toplamında siz bir sonraki seçimde bu düzen devam etsin mi istiyorsunuz, biz de ona razı olalım mı istiyorsunuz? Yani biz hiçbir şey sesimizi çıkarmayalım, hiçbir şey söylemeyelim. Ali tatarlar hayatını kaybederken canım o da onun tercihidir falan diyelim belki, öyle istiyorsunuz herhalde. Aa evet doğru, çok güzel başlık atmışlar falan diyelim. Gencecik evlatlarımız iş bulamazlarken olur öyle şeyler, ne yapalım, kısmetinizde yokmuş, kadermiş falan diyelim. Siz e, diyanet işleriniz vasıtasıyla e, Atatürk'e silah arkadaşlarına neredeyse düşmanlık ederken hiçbir doğanızı da hatırlamazken e, olabilir yani tamam peki hiç sıkıntı yok falan diyelim. Böyle bir ülke mi istiyorsunuz? Böyle bir ülkenin, ülkenin olduğu yani bunların yaşandığı ve mesut olan bahtiyar olan düzgün yaşayan bir ülkesiz örneği duydunuz mu gördünüz mü var mı acaba? Yani en yakında bakın şurada. İki tane örnek var ben size söyleyeyim o kadar uzakta değil. Biri zaten komşumuz İran, öbürü az ötede Afganistan. Hiç de insanlar belki de sizin çizmeye çalıştığınız tabloda yaşamaya gayret ediyorlardı. Ve hiç de öyle saadet huzur içerisinde e, efendime söyleyeyim medeni bir e, e, insan topluluğunun yaşayacağı bir durumda yaşamıyorlar. İran'da bakın gençlik 23 yaşında bir e, evladı. Ee, sırf proteste ettiği için, kadın protestolarına katıldığı için bir şarkıcıyı apar topar, buradakilere benzer bir yargılamayla iki gün içerisinde idam ediverdiniz. E, o toplum iyi bir toplum mu şimdi, mutlu bir toplum mu? Yani İran çok refah içerisinde mi yaşıyor? Afganistan'da işte bu çocuk evlilikleri orada çok çok daha doğal. Afganistan çok medeni bir ülke mi? Çok düzgün şartlar içerisinde mi yaşıyor? Ha Bunların hiçbirisinin olmayacağını siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Ama sizin bu bitmek, tükenmek bilmeyen iktidar hırsınız maalesef bizi bugünlere kadar getirdi. Bugünün devamında bayır aşağı gitmemek için sizin bundan vazgeçmeyeceğinizi biliyoruz. Ama biz bir şey daha biliyoruz, biz de susmayacağız. Evet Benim de derdim değil, ben de emekli bir adamım. Yani işime gücüme bakıp, ailemle vakit geçirip, hiç böyle şeyler, böyle yayınlar yapmayıp böyle bu işlerin peşinde olmayıp da bir hayatta sürdürebilirdim. Ama hep söylüyorum ülkemizin gençlerine, geleceğimize, geleceğimizi emanet edeceğimiz evlatlarımıza gönül borcum olduğunu düşündüğüm için bu yayınları yapıyorum ve bu yayınları da yapmaya da devam edeceğim. Ha bu sizin tabii ki çok hoşunuza gitmeyecek. Medeni sınırlar içerisinde insanlarımızı bu konuda bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Ha beyefendilerin hoşuna gitmesi mümkün değil. Tabii ki mümkün değil, tabii ki gitmeyecek. Çünkü onlar kendi istedikleri neyse o e, düzenin devam etmesini istiyorlar. Biz de bu düzenin devam etmeyeceğini önümüzdeki seneyle beraber inşallah artık Türkiye'nin bugüne kadar bozulan ne kadar e, ahlakı, ne kadar sistemi varsa hepsinin tekrar düzelmeye başlayacağı ümidini... Korumaya devam ettiğimizi, bu ümidi sürdürdüğümüzü söylemekten geri durmuyoruz. Bunu yapmazsak bu da bizim tarihe ve evlatlarımıza olan borcumuzu ödemediğimiz anlamına gelir, ihanet anlamına gelir. Tekrar ben bu yayın vesilesiyle Ergenekon sürecinde hayatını kaybetmiş bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin pırıl pırıl yurttaşlarını tekrar vefayla anıyorum. Özellikle birkaç gün sonra... 13. seneyi devriyesi olacak Ali Tatar kardeşime rahmet diliyorum. Ailesine, yakınlarına tekrar başsağlığı ve sabır diliyorum. İnşallah haftaya ki bütün dileklerimiz hep öyle gidiyor ama her hafta maalesef konuşacak. Olumlu bir konu bulamıyoruz. İnşallah o günlerde gelecek. Yeni programda görüşmek üzere. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.